Eğer bu video 15.000 beğeni gelirse daha tehlikelisini yapacağız. Beklemede kalın. Şu zamana kadar yapılan tüm 24 saat challenge videolarını unutun. Bugün sizlerle birlikte 24 saat arabada kalacağız. Ervan abim bana eşlik edecek. Ervan abin, böyle bir şeye neden cesaret ettin? Ben zaten çılgın. Ben yakıyorum. Seni de yakıyorum. Senin arabanı da duruma alet ediyorum. Bugün aklınıza gelebilecek arabada imkansız her şeyi deneyeceğiz. Daha çok 24 saat challenge video için bu video sizlerden efsane beğeni bekliyorum. O zaman geçelim. Saat 23.23. Benim de doğum günüme yaklaşık 45 dakika kaldı. Araba doğum günü kutlayalım. Arabanın doğum günü de kutlayabiliriz. Pasta var. 00 da kutlayalım. Böyle bir durum var. Biliyorsunuz işte Getirdir bana bidir evlere getiriyor. Ama biz direkt Getir'in şubesine sipariş verip Getir'den direkt almaya düşünüyoruz. Umarım başarabiliriz. Çünkü ben aşırı derecede açım. Erman abi sen aç. Aynen, ben de o şekilde. Şimdi deneyeceğiz bakalım. Deneyeceğimiz de hakkında da fikir vermedik. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Video nasıl işleyecek onu da bilmiyoruz ama Nirvana'yı deneyeceğiz. Getir eve getirdiği için biz nasıl sipariş alacağız bilmiyoruz. Biz direkt Getir'in şubesine gideceğiz. Adamlara böyle böyle durumu anlatacağız. İşte şu an Getir'deki en hızlı siparişi biz alacağız. Umarım olursa. Deneyelim, hadi bakalım. Falan. Kurye falan. Yok. Bizim aciliyetimiz var da evde olmayacağız. Siparişi telefondan versek direkt bize verebilir misiniz? Evet. Öyle verelim o zaman siparişi. Ne alıyoruz? Karnımızı aç, ne alalım? Vallahi ben bir şey oldum, adam tereddütlü baktı kameraya falan görünce. Konuma buraya girmesek, direkt göstersek siparişi buradan. Öyle olmuyor. Konumu siz yazabilir misiniz o zaman? Konum diyor. Ha, şimdi siparişi verebilirim o zaman. Şu an siparişimizi veriyoruz. Ne yiyoruz abi? Ne yapıyorsun bizi? Size efsane bir mangal yakıyoruz. Mangal mı? Size. Arabada mangal mı yapacağız? Nasıl? Arabada yakacağız. Şimdi birazdan tavanı keseceğiz. İşimizi veriyoruz o zaman. Ne alalım abi? Sucuk mu diyorsun? Sucuk. Sucuk ekmek sucuk, yapalım. Sucuk, 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 sucuk. Alıyorum o zaman abi sucuğu. Aynen. Direkt aldım sucuğu. Umarım ikimize de yeter çünkü ben çok açım ve doğum günü çocuğuyum. Kolamızı da ekledim listeye. O zaman siparişimizi verelim. Getir'in önündeyiz. Kuryeler siparişlerinden dönmek üzereler. İstersen sıraya alsın sıraya. Siparişimizi verdik. Kuryeleri beklemeden ben direkt alalım diye düşünüyordum da. Aslında kuryeye söylesek böyle bir siparişimizi verdik. Ama kuryeler dolu. Direkt verseler içeriden. Aynen, şuradan seslenelim bence. Söyleyelim. Hatta ben çıkayım söyleyeyim. Evet, kurye ile konuştuk. Vedat abimiz bizi uzun yoldan getirecek siparişimizi. Yaklaşık 2 adımlık bir sipariş alacağız Getir'den. Yola çıkmış, kurye yola çıkmış. Burada motor yok. Abim Vedat diye birisi yola çıkmış da. Geliyor. Geliyor. Kontrol et. Kontrol edeyim, bir yanlışlık olmasın. Tamamdır, teşekkürler. Sağ ol, kolay gelsin. Şu an hayatımın en trajikomik anısını yaşadım. Getir çok hızlı arkadaşlar, Getir'i kullanabiliriz. Kolamız burada, sucuğumuz da burada. Evet, pastamızı alacağız. Erman Bey bize bir pasta alacak. Getir siparişimiz hakkında ne düşünüyorsunuz Erman Bey? Dünyanın en hızlı Getir siparişini verdik. Kendimize gurur duyuyoruz. Adam da hayatının en hızlı siparişini teslim etti. Doğum günüme, doğmama tam 4 dakika kaldı. Erman abicim bana bir doğum günü pastası alacak. Efsane bir doğum günü pastası. İsmini beyaz yazdıracaksın mı abi? Yazacağım. Abi beni şaşırt. Bana sürpriz yap. Sana sürpriz. İlk doğum günü hediyem sen. Sana sürpriz. Ben seçiyorum. Bekle gör. Hayda. Evet, maskesini almıyoruz. Sosyal mesafeye uymayan bir insan. Sosyal mesafemize uyalım arkadaşlar. Neyse, o gelene kadar biz de onun hakkında konuşalım. Yani tutturdu yani Mehmet kardeşim, arabamı üstüne yapayım falan dedi. Ben kabul etmedim. Dedim yani sen onu kendi emeğinle almışsın. Doğum günü hediyesi olarak arabanı bana vermek istiyorsun dedim ama öyle küçük şeylerle tatmin olmuyorum dedim. Bir holding villaya. Erman abi bu bölümleri yayınlanınca göreceği için hiçbir sıkıntımız yok. İki gün daha yaşayabileceğimi düşünüyorum. Tam olarak 59. Bir dakika sonra doğuyorum. Pastam nerede? Bir dakika sonra doğuyorum. Yaklaşık 40 dakikadır bu arabanın içindeyiz. Hiç kimse bana ilgi göstermiyor. Hiç kimse demiyor ki Mehmet kardeşim doğum günün kutlu olsun. Ve 000 arkadaşlar doğdum. Doğdum. Oyda, mesaj geliyor oğlum. Demek ki beni düşünen birileri var. Evet, doğum günü pastamız mı geldi yoksa? Dünyanın en spesifik pastasını aldım. Evet, ben de sizlerle birlikte tepkimi ölçeceğim. Açamadım ben. Şimdi bunu ölümüne bakmadığı için. Adam doğum günü pastası alıyor, açamıyor. 3, 4, çevir. Abi bu ne?
Mutlu yıllar Mehmet, Mehmet abi. Mehmet ne? Mehmet ne? Bunu şimdi... kime yazdın abi? Okuma yazma bilmeyen birine mi yazdın? Nasıl bir pasta? Bu oyuncak özel olabilir pasta mi? Yok, bunun içi pasta, dışı da hamurdan süs olarak yapmışlar. Yeni ne biliyor mu peki? Bu ne? Bana mı benim? 40 yılın başı doğmuşum. Onda da Mehmet olarak doğdu. Seneye harfi geliyor. Neyse, ben bunu yemek istemiyorum. Çok tatlı, iş peluş gibi sevmek istiyorum da. Bu sanatçı burada ne yapmaya çalışmış? Sanatçı burada bir ne anlatmış? Ben anlamadım ama. Omuza da benziyor, balığa da benziyor. Aslında şu yüzgeçleri falan mı? Her şeye benziyor arkadaşlar. Bu hangi hayvan olabilir? Neyse, o zaman canlı yayında mumlarımızla birlikte kutlayalım. Özellikle Mehmet yazılmasını bence bir komplo olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar, mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Yakıyorum. Ekran kaydı alın, paylaşın. Yakıyorum. Happy birthday to you. Dilek önerilerinizi chat'e yazabilirsiniz. Dua ediyor herhalde şu an. Sadaka Allah'a lazım. Akıç. Doğdum, nasıl doğdum lan? Neyse arkadaşlar, hepinizi seviyorum. Bu güzel günümde yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Abi ben bunu kestim de nasıl yiyeyim, yiyeceğim. Ay gayret. Balığın yarısı. Abi bu ne? Portatif pasta mı? Abi senin yapacağın edeyi sokuyor. Niye böyle atraksiyonlara giriyorsun bak? Oha, çok güzel. Vallahi çok güzel. Bir tane de sen de abi. Ben yiyeyim şu lan. Nerede benim taşım? Allah, balığa biraz kıydık ama güzel. Yediğim en iyi balık olabilir. Balıkla aram değil. İçi çok güzel. İçi güzel de dışını pek beğenmedim. Sakız gibi. İçi seni yakar, dışı beni yakar diyorlar. Gözün oldu bunu? Gözünü ben yedim. Bunları yemeye çalışacağım. Bunu çok yedim. Neyse. Pasta böyle arkadaşlar. Pastayı değerlendirmemize gerek yok. Hepinizi seviyorum. Bom. Tatlımızı yedik. Şimdi mangal yapmaya gidiyoruz. Evet, saat 1'de. Nereden esti bilmiyoruz biz de. Mangal yapmaya gidiyoruz. Umarım başımıza kötü kötü şeyler gelmez. Erman Bey, top sizde. Çünkü ıssız yerlere gidiyoruz. Ben zaten ne yerlere niye götürüyorsun? Şey ne yapacağım bana? Bu videoyu izlerseniz yaşıyoruzdur. Başımıza bir iş gelmemiştir. Mehmet'e demiştim ben aslında, gidelim Nusret'in önünde yakalım mangal diye de. Ya şimdi Nusret'ten daha iyi falan yaparız. Şube açmak zorunda kalırız. Adamın ekmeğini elinden almayalım. Aynen. Umarım başımıza işler gelmez. Çünkü şu yolların ıssızlığına bakın. Umarım başımıza bir iş gelmez arkadaşlar. Bir sucuk pişireceğiz alt tarafı. Bir oldu ve biz hala mangal yapacak bir yer arıyoruz. Bulamıyoruz. Yaklaşık 1,5 saattir buradayız. Nedir ustam durum? Neden mangal yapamıyoruz? Ankara'yı turluyoruz arkadaşlar. Başka yapacak bir şey yok. Geziyoruz şimdilik. Ama bir yer bulacağım. Mangal yakacak bir yer bulacağım. Korona sebebiyle bütün park bahçeler kapalı olduğu için o yüzden giremiyoruz. İnsanları da rahatsız etmeyecek bir alan arıyoruz kendimize mangal yakabilecek. Arkadaşlar, yaklaşık 1 saattir 19 yaşındayım ama ben böyle bir yani rezalet görmedim. Bir mangal yapmak istiyoruz. 1 saattir 19'um ama herhangi bir beklenti içinde değilim. Bana kötü davranıyorlar arkadaşlar. Her yeri kapatmışlar. Gerçekten bir 20-30 dakika turluyoruz. Doğum günü kutladık. Pastadan eser kalmadı. Pastanın hepsini doğum günü sahibi Erman Bey. Sanki geldi doğum günüymüş ki. Ben bir ısırı kaldım o diğerinde. Pastanın çoğunu ben İsraf geldim. İsraf olmasın ya. Şu an mangal yapmak için bir yerde durduk fakat köpekler bizi rahat bırakmıyor. Ben şuradan ıhtan göstereyim size. Şu an köpekler bizi rahatsız ediyor. Arabadan çıkmazdım ama Erman abi yalnız bırakmak istemiyorum. Anca beraber. Abi onlar kokuyu aldı mı bırakmazlar. Doğru bir yerde olduğumuzu düşünmüyorum. Bir tane köpek burada arkadaşlar. Abi şaka gibi. Ha, bekliyor da. Diğerleri şu an karanlıktan gösteremeyiz ama şuradaki çalılıkları. Diğerleri de aha geliyor. Arkadaşlar, umarım bu kanalımın son videosu olmaz. Şöyle yavaştan mangalı kuruyoruz. Vallahi umarım herhangi bir şey başımıza gelmeden mangalımızı yapabiliriz. 15 dakikalık arayışın sonunda en son 1 geçiyordu saat. 12 dakikanın sonunda doğru düzgün bir yer bulduk. Küçücük bir alanda bir sucuk pişireceğiz ama
bu kadar atraksiyonlu bir sucuk yemedim. Umarım tadı güzel olur. Yaptığımıza değer. Son anda can havliyle bir köpük bu tarafa yanaştı bizde. Sürücü koltuğunda iki kişi oturuyordu şu an. Temas yok kesinlikle. Şu an sosyal mesafe uyarak. Abi orada mı hala? Bir baksana yana geçebilir misin? Araba artık. Peşimize. Arkadan bir köpek geldi. Ben korkudan zaten. Yemek buraya... gitmiş oraya. Hayvan aç. Bizim yemek yiyeceğimizi anladı bence. Ne yapacağız? Ne yapak abi? Ben mangal yakacağım. Sen bana güven. Abi ben sana güveniyorum da onlara işim emmiyor. Şu sürücü koltuğunda iki kişi oturuyoruz. Şu an halimizi görüyorsunuz arkadaşlar. İşte koltuğa girdik. Arkadaşlar Can abiyle açık kapıdan soğudurken kucağında buldum Erman abi kendini. Hoş. Kömürümüzü, mangalımızı, çıramızı, her şeyimizi çıkartıyoruz. Şurada da köpüş bizi bekliyor. Umarım başımıza bir şey gelmez. O biraz bizi korkuttu ama ortak yolu bulduk şu an. Şu an sucuğumuzu, içeceklerimizi falan ayarlayıp mangalımızı yapmayı düşünüyoruz. Kazasız belasız. 1:17 geçiyor yaklaşık. 2 saattir bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama güzel olacak. Ateşimizi yaktık. Bir yandan ben kontrol ediyorum. Köpekler havlıyor zart zurt. Buradan mangalımızı hafiften yakıyoruz. Hayatımda ilk defa mangal için sucuk kesiyorum. Daha çok 24 saat challenge videoları istiyorsanız arkadaşlar bu video size like bombardımanı bekliyorum. Ben de size böyle gerçekten bol eğlenceli, bol atraksiyonlu bir video yapayım dedim. Çünkü cidden kanalımdaki en anlamlı videolardan birisi. Sadece desteğiniz, yani başka bir şey istemiyorum sizlerden. Bu videonun gerçekten kurgu vesaire olmadığını anlarsınız. Diğerleri gibi yapmacık değilim arkadaşlar. Ben kendim oluyorum. Siz de beni bunun için takip ediyorsunuz, izliyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. 24 saat challenge'lara devam ki. Evet, sucuklarımızı dilimlemesini tamamladık. Geriye kalan pişirmek ve yemek de aşırı derece açım. Çiğ bile yiyebilirim. O zaman bunu pişirelim gelelim. Olmuş hali budur. Şimdi sucuklarımızı koyacağız. Yemeğimizi yiyeceğiz. Saati de şöyle göstereyim hemen size. Saatte 2 oldu arkadaşlar. Yaklaşık 3 saat olmuş. Göreyim. Erman abi şu an ne durumda bilmiyorum. Ona yardım etmek için arabadan çıkacağım. Ama o pek yardıma ihtiyaç duymuyor. Sucuklar burada daha pişmedi. Şu an daha hala mangalla uğraşıyoruz. Aşırı derecede rüzgar estiği için mangal bir yanıyor, bir sönüyor, bir yanıyor, bir sönüyor. Yani yarım saattir uğraşıyoruz. Umarım güzel bir sonuca bağlanır ve güzel şeyler yaparız. Saat 3 oldu. Mangalımız yeni bitti. Şu an yiyoruz. Ellerine sağlık ustam. Mangalın tadı da bir başka oluyor ama değil mi? Afiyet olsun kardeşim. Afiyet mangal olsun gerisi yoktur. Arkadaşlar. Saat 3'ü geçti. 4'e geliyor. Biz yorulduk. Mangalımızı yaptık. Doğum günümüzü kutladık. Şimdi de hafiften eve doğru geçiyoruz. Arabada kaçıncı saatimiz oldu hatırlamıyorum. Ben yoruldum Erman abi. Sen yoruldun mu? Ben de bittim. İkimiz de yorulduk. Mangal özellikle bizi yordu ama nasıl da efsane lezzetliydi. Valla mangal efsane lezzetliydi ama yorulduğumuzu değdi lezzet olarak. Ama bir daha yani bu soğukta bir daha mangal falan yok abi. Bir daha mangal falan yapması. Şu an tek ricam o sıcak yatağımda yatmak ama önce artık arabada devam etmek istiyorum. Valla Erman abi evine gidebilir ama bence beni satmaz Erman abi. Satar mısın? Satar mıyım sence? Satarsın belki. Satarım. Hem çünkü benim çok soğuk. Sana gece iyi uykular. Ben evime gider mışır mışır uyuyorum. İşte siz böyle olmayın. İnsanlara yardım edin. İnsanların halinden anlayın. Böyle insanlara da hayatınızda yer vermeyin arkadaşlar. Bu kadar katlar insanlar. Bu kadar acımasız insanlar. Şu gözlerimin haline bakın. Verdiğimiz emek belli oluyordu zaten. Aşırı derecede uykum geldi. Evet, geldik kapının önüne. Benim aşırı derecede uykum geldi. Erman abi sende durumlar nasıl? Aynen, ben de perçe çektim arkadaşlar. Ben şimdi videoyu terk edip gideceğim. Nereye gidiyorsun? Evime gideceğim, yatacağım, uyuyacağım. Nasıl ya? Nasıl bırakırsın beni? Nasıl şu çocuğu bırakırsın? Seni arabada 24 saatle baş başa bırakıyorum. Kardeşim. Ne? Benden buraya kadar. Gitme abi, yastık yorgan ver bari. Yastık yorganın hazır sözüm. Sabah evet. Çayın, ekmek arası, peynir, zeytin hazır. Sabah getiririm. Sabah kadar yaşayabilirsen, ölmezsen. Ben nasıl zaman geçireceğim abi?
Sen otur bilgisayarla oyna. Bilgisayar mı var abi? Var, laptop var. Ben sana getireceğim laptopta. Abi laptop, yastığım, yorganımı getirsen çok laptop, mutlu. Laptop, yastık, yorgan, sabahta gıda. Valla çok teşekkür. İnternet çekiyor değil mi buradan? İnternet çekiyor. Çekmese de sana buradan kablo sallarım ben. Hiç adamsın. Valla ben bu challenge'e tek başıma devam ediyorum. Hiç yakışmadı sana Erman Bey. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Sabah görüşmek üzere. Ya gitme ne olur ya. Gitme ya. Bırak. Abi valla yastık, yorgan getireceksin değil mi laptopu falan? Söz getireceğim. Hiç vallahi merak etme. Yastık, yorgan. Valla 2 dakika sende. İçinde gelmezsen bil ki ben ölmüşümdür. Hiçbir şey olmaz. Sabaha kadar en fazla donarsın. Donarsan sabah mikrodalgada buzunu çözerim ben. Aa, çok komik. Ben burada donuyorum. Şakalar, komiklikler. Arkadaşlar şaka maka. 5 dakika oldu, bekliyorum. Ha geldi Erman abi. Valla sabahtan beri TikTok izliyorum. Sana bir battaniye, bir tane de yastık, mışıl mışıl uyursun bundan. Uyuyabileceğin emin misin burası? Vallahi uyuyacağım bir şekilde, umarım uyurum. Tamam, sana güveniyorum. Gece bir şey olursa hemen beni ara. Kalk, tamamdır. Ayırayım. Laptop falan getireceğim dedin abi. Laptop, benim kadar. Laptop buradaydı zaten arabada. Ben şimdi vereceğim sana. Heh, tamamdır. Evet arkadaşlar, saat 4:10 geçiyor. Ve aşırı derecede uykum var. Evet arkadaşlar, modumuz budur. Yastığım arkamda. Dizim önümde. İzleyebildiğim kadar izleyeceğim. Evet arkadaşlar. Kameranın kaydı durmuş. Aşırı derecede uykum var. Allah'ım burada uyuyakalayacağım ben arkadaşlar. Üstümü de örtüp. Sabah da aynı şekilde devam ederiz. Kamera da şöyle bitmek üzere. Hadi kendinize iyi bakın. Yarın sabah görüşmek üzere. Günaydın arkadaşlar. Saat 10:21 geçiyor. Soğuktu. Ben de arabayı çalıştırdım zaten. Hiç ısınsın diye. Gece çok kötü geçti. Yani aşırı derecede tuvaletimle karnım acıktı. Gece mangal yaptık ama yani yarım ekmekti. Biliyorsunuz ben çok yiyorum. Yani telefonumu da powerbankle sayesinde doldurdum. Yani zaman geçirmekte bir sıkıntı yaşamadım. Çünkü uykum vardı. Direkt uyudum zaten. Pimden saçımın dağınıklığından anlayabilirsiniz. Bu nasıl bir şey? Umarım Erman abi uyanmıştır. Hiçbir ses soluk çıkmadı. Bizi unuttu mu acaba? Adamın arabasında. Arabasını unuttu. Hem beni unuttu. Erman abiyi ara. Erman abiyi arıyorum. Hah, sonunda. Açmıyor. Çıkar giderim buradan. Efendim Mehmet. Günaydın abi. Beni arabada unuttun ya. Yaşıyor musun sen? İyi misin? Vallahi abi kalktım uyudum. Bir sıkıntılı bir gece geçirdim ya. Çok üşüdüm. Tahmin edebiliyorum. Arabayı çalıştırsaydın gece çalıştırdım. Arabayı çalıştırdım gece. Bu sefer de çok terledim. Onu bir kapatayım bir açayım derken zamanı böyle geçirdim ya. İyi bakalım. Şimdi son durumun nasıl? Şimdi açayım. Kahvaltı yapmak istiyorum. Aşırı derecede tuvaletim geldi ya. Bir şişe falan getirebilir miyim? Tamam, sonra bir büyük damacana getireyim hani. Abi ciddi ciddi. Videoda tuvaletimi yapamam ya. Tuvaletimi arabada yapamam, saçmalama. O zaman ben sana bir kahvaltı hazırlayayım. Abi. Peynir, zeytin, domates falan, böyle bir çay may hazırlayayım. Sen nasıldın abi gece? Rahat rahat uyudun. Ben süper, yatağımda mışıl mışıl uyudum. Kahvaltını yaptın mı? Kalktım, kahvaltını yaptım, hemen yedim bir şeyler. Ne kadar hızlı yaparsan beni çok mutlu edersin. Tamam, bekle beni, geliyorum ben. Tamam. Bir şeyler hazırlayayım, geliyorum, tamam. Tamamdır. Şu an 24 geçiyor. Umarım yarım saatte hazırlamaz, hemen getirir umarım. Doğum günümü kutlayanlara geri dönüş yapayım. Bir sürü doğum günü mesajı gelmiş. Doğum günümü kutlayan herkese teşekkür ederim. Yoğunluk oldu, hatta size şöyle göstereyim. Yani mutlu oldum. Sizler her zaman yanımda oldunuz. Bak şöyle mesajlar. İyi ki varsınız. Yani yanımda olduğunuzu hissettirince ben daha güzel videolar yapmak istiyorum. Yani çok güzel oldu açıkçası bu video. Yani çok eğlenceli. Ben de montaj yaparken eğleneceğim bir video oldu. Ama gerçekten aşırı derecede yoruldum. Zaten şu an 10:25 geçiyor. Yani yaklaşık 12 saattir buradayım. Şimdi Erman abinin gelmesini bekleyelim. Biraz daha uzanacağım. Ne yaptın abi? Housekeeping. Abicim 10 dakika oldu. Hemen geliyorum dedin. 10 dakika sonra geldin. Saat nasıl alacağım ben? Ay, biraz soğumuş. Yani nereden getirdin? En üst katta mı oturuyorsun abi? Getirene kadar soğumuş. Yani. Soğumuş mu? Olabilir. Biraz soğumuş. Valla. Nasıl geçti gece? Buna da şükür. Gece nasıl geçti? Valla mangal güzeldi. Getir muhabbetleri falan da güzeldi. Doğum günümüzü falan kutladık da. Yani insan 19'unun ilk günde de arabada kalmaz. Arabaya geçtim. Soğuk bir gecede kalmaz. Zormuş değil mi? Sağlık da. Benimiz de var. Valla aşırı derece açım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yani Erman abi kahvaltısını yapmış. Ben yeni yapıyorum kahvaltımı. Normalde zeytini hiç sevmem ama şu an zeytin bile yiyorum. Ama bir şey diyeyim abi, benim çok tuvaletim geldi ya. Ne yapmayı düşünüyorsun peki, planın ne? Valla abi araba senin araban. Kendi arabam olsa şuraya yaparım tuvaletimi de. Yani nasıl yapacağız tuvaletimi? Bagajı s***.
Tuvaleti nasıl yapacağız abi ya? Şaka maka. Ciddiyim, hiç fikrim yok. Ciddiyim, istersen. Ciddiyim, aşırı derece tuvaletim var. Aşırı derece pes et o zaman bence. Aşırı derece de pes edeyim. Aşırı derece de pes ederim. Dün akşam 11 gibi başladık. Yaklaşık 12 saate yakın. Oo, bence çok iyi. Yani iyi durduk. Bence en iyi rekor da sende herhalde yani şu anda. Yani en iyi şeyleri de, yani dolu vakiti de biz geçirdik açıkçası. Aynen. Nasıl yapabiliriz abi tuvaleti? Bence pes edebilirsin artık. Ha, pes etmek de istemiyorum ya. Kahvaltımı yapayım, ben bir tuvalete gideyim. Yani buraya kadar dayanabileceğim en iyi yere dayandım. Çünkü hava aşırı derecede soğuk. Ve akşam biz kola içtik, sucuk yedik. Bayağı bir şeyler yedik. Benim de çok tuvaletim geldi. Buraya kadarmış. Çayımızı da bitirelim. Videonun bitmesini bekliyorum. Şu an naziyim. Video bitince saldıracağım bunlara. 24 saat araba videomuzu beğenmişsinizdir. Erman abinin kanalında çok güzel bir video çekeceğiz. Takipte kalın. Hepinizi seviyorum. Daha çok bunun gibi challenge'ler için ne yapsınlar abi? Bizi takipte kalsınlar. Takip edip like atın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.